baştan anlaşalım. Etle ilgili gastronomi pornografisi bekliyorsanız orası burası değil. Oh my god. Oh. Nasıl ya? Ben arzu ederim ki ülkemin her sınıfı eti tüketsin ve onun için et tüketimi artsın. Bu videoda et yemek politik bir sorun mudur? Et olur bir insanım. İneklerin çıkardığı gazın çevreye etkisi nedir? Dana döşmüş, izolaymış, bunları görmemizin imkanı yok. Hayvanın neresi nasıl yenir sorularıyla da ilgilenmeyeceğiz. Emekli maaşıyla yaşamak, bırakın emekli maaşıyla et almak mümkün değil. Araştırmalara göre Türkiye'de 800 bin civarında vegan ya da vejeteryan var. Yani nüfusun %99'u et yiyor. Uluslararası istatistiklere göre de Türkiye'de et tüketimi son 20 yılda yazı ve rakamla %100 artmış. FAO'nun ve OECD'nin saymış olduğu rakamlarıyla Türkiye'deki gerçek rakam arasında %20-%30 gibi bir fark var. Bir dakika. Birleşmiş Milletler rakamlarında bir karışıklık olabilir mi? Etin fiyatı ve ülkenin genel yaşam standardı da belli olduğuna göre gerçekten bu nasıl oluyor? Prestijli, şık, kaliteli. Bunlar et alırken kullandığımız kelimeler değildi. Ta ki Cüneyt Hasan o papyonu takana dek. Merhaba. Hasan ilkokul mezunu bir kasap. Ama dünyada etin profesörü olarak tanınıyor. Bu arkadaşın, sonra bu arkadaşın ve nicelerinin ustası. Arkadaşlar günaydın. Günaydın. Nasılsınız? Allah iyiliğinizi versin. Hoş geldin usta. Dünyada bir salgın haline gelen Turkish Steakhouse kavramının babası. Ama kendisi 10 yaşına kadar et yiyememiş. Gerçekten yemedim. Annem bayat ekmekleri biriktirir, toplar, doğrar. Üzerine yağlı bir soğanlı su yapar, dökerdi. Evde kaç kişi varsa otururduk. Çok lezzetli bir şekilde yerdik. Annem de çok güzel yapardı. Heyecanı da ekside evet, başladığı böyle. Hayatla mücadele çabasından. Böyle doğmadım yani. Benim annem 10 çocuk doğurmuştu. Nasıl heyecanlı olalım ki biz? Bir gece kondu, sonra bir kapıcı dairesinde büyüdük. Koşullar, şartlar, büyük üniversite dediğim sokaklar bizi bu hale getirdi. Hasan aynı zamanda milli bir et elçisi. Dünyanın her yerine artık konferanslar verebiliyoruz, anlatabiliyoruz. Ciao Cüneyt, my brother. I love you. I love you. Ülkem için bir şey daha yaptığımı düşünüyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor. Trakya evet. Kuzusunun kesinlikle en büyük var. Savunucusu. Bir kere bu kuzu dünyanın en iyi kuzusu. En lezzetli, en sulu, en yumuşak ve en aromalı kuzusu. Bütün dünyada tek. Ama sayı olarak çok az. Sadece tüketiyoruz. Tüketimimize yetiyor mu? Tüketimimize de yetmiyor maalesef. O kadar az. Üretmemiz, çoğaltmamız gerekiyor ya. Üretmeden tüketmek sonuçta sıkıntı yaratır. Peki ona göre Türkiye'de et tüketiminin artış sebebi ne? Ya da tüketim gerçekten artıyor mu? Evet, et tüketimi artıyor. Çünkü ülke büyüyor. Çünkü nüfus artıyor. Çok fazla turist geliyor. Artık sokakta yeme alışkanlıkları geliştiği için çok fazla restoran açılıyor. İnsanlar daha çok dışarı çıkıyorlar. Evde de yapıyorlar tabii. Özellikle yaz aylarında çok daha fazla evlerde yapılıyor. O zaman açık havada, yazlıklarda vesaire barbekü tarzı şeyler olduğu için bütün bunlar daha fazla tüketime sebep ve neden oluyor. Peki isteyen herkes et alabiliyor mu? Eti evlerine alıp götüren insanlar aynı. Hep aynı insanlar et yiyorlar. Her sınıfa et ulaşmıyor Türkiye'de. Bu bir sorun, en büyük sorun bu. Etin profesörü böyle söylüyor. Peki halkın gerçekliğinde bunun yansıması ne? Muhterem Taş bir fabrikada işçi. Boyasız apartmanları, pencerede asılı çamaşırları,
sokakta yıkanan halılarıyla İstanbul'un merkeze uzak semtlerinden birinde yaşıyor. Kendi deyişiyle burada her şey İstanbul'a göre daha ucuz. Ama tabii alabilene. Kolay gelsin, iyi günler. Kırmızı et ne kadar oluyor kuşbaşı? Kuşbaşı 48 lira. 48 lira. Kıyma ne kadar oluyor? Kıyma 44 lira. Okullar açıldı. Lise 3'e gidiyor kızım. Aylık masrafları. Ufak kızım var. 8 yaşında ilkokul 2'ye gidiyor. Hepimiz çocuk okutuyoruz biliyoruz. Doğalgaz, elektrik, su, telefon, faturalar falan derken et mecburen kırmızı etti anca kurbandan kurbana görüyoruz desek yalan olmaz. Tavuk ne kadar oluyor? Tavuk 10-50 kuruş. Tavuk kıyması? Tavuk kıyması 15 lira. 15 lira. Zaten Türk milletinin kaderi tavuk beyaz et. O bile bağdayla bazen pahalanıyor. Haddinden fazla özellikle yaz aylarında. Kanat 12 liraysa bir bakıyorsunuz 19 lira 20 lira onu bile almakta 3 kilo alacaksak 1 kilo 1,5 kilo alıyoruz. Sadece kıyma, kuşbaşı ve tavuk sorduğumuz kasaptan bir şey almadan çıkıyoruz. Kırmızı et böyle dana döşmüş de farklı pirzolaymış bunları görmemizin imkanı yok. Yani göremeyiz çünkü hal ortada. Muhterem Bey sendikalı olduğu için asgari ücretten biraz daha fazla maaş alıyor. Oturdukları evi krediyle satın almışlar. Eşi çalışmıyor. Durumlarının çevrelerindeki diğer ailelerden biraz daha iyi olduğunu söylüyorlar. Ama... En son ne zaman pirzola yedim? Gerçekten tarihini hatırlamıyorum. İnanın samimi davranıyorum bunu. Pirzolayı en son bekarken yemiştim. Evlendikten sonra yemiştim. Kaç yıllık evlisiniz? 16 yıllık. Ne pişiyor evde peki? Genelde kahvaltı türü pişiyor. Sebze yemekleri, fasulye, kuru fasulye, barbunya, makarna, çorba, bu gibi şeyler. Jale Mildanoğlu emekli. Kentin tam ortasında, orta sınıf semtlerden birinde yaşıyor. Genelde çevredeki komşu esnaftan ve özellikle et konusunda güvendiğini söylediği hipermarketlerden alışveriş yapıyor. Et reyonunun önünden geçerken şöyle yan gözle bakıyorum. Önce işte et fiyatlarına, kuzu zaten alamıyorum, dana almaya çalışıyorum. Tavuk fiyatlarına, hindi fiyatlarına bakıyorum. Acaba hindi mi alsam, tavuk mu alsam diye böyle bir ikilem. Sonra çocuklar sevmiyorlar ve yemek istemiyorlar. Çünkü o tavuk ve kanatlı ürünlerin hakkında çok fazla olumsuz görüş var. Mecburen et alıyorum. Et alırken de zorlanıyorum. Kıymanın kilosu 56 lira. Geçen gün bir mantı yapmaya kalktım, bir kilo kıyma aldım. Unu, yağı, yoğurdu yan şeylerini kattığınızda çok ciddi. Neredeyse bir akşam yemeği, 4 kişilik bir akşam yemeği 100 liraya mal oluyor. Bu her zaman yapılabilecek bir şey değil. Eskiden hemen her akşam etli yemek yapıyorduk. Ölçüm bu. Biz işte çalışan aileyiz. Akşam yemek masasında toplanıyorduk. Ve muhakkak etli yemek yapılıyordu. Bu ızgara bir şey, et yanında sebzesi, haşlanmış, kavrulmuş ya da makarnası, pilavı muhakkak oluyordu. Şimdi yapamıyorum. Şu anda dediğim gibi sebze yemekleri ağırlıklı ve daha az et koyarak pişirmeye çalışıyorum. Ama yine alabiliyorsunuz değil mi? Alabiliyorum ama eskisi gibi alamıyorum. Emekli maaşıyla geçinmek, emekli maaşıyla yaşamak, bırakın emekli maaşıyla et almak mümkün değil. Eskiden öyle değildi. Yani emekli maaşı daha çok iş yapıyordu, alım gücü daha yüksekti. Burası kentin daha avantajlı bölgelerinden. Zeynep, e-ticaret alanında çalışan üst düzey bir yönetici. Özben ise iş insanı.
onların gerçekliğinde et tüketimiyle ilgili hiç sorun yaşanmamış ve yaşanmıyor. Alım sıkıntısı yaşadığımı söyleyemem. Aileden tabii uzun zamandır gelen bir alışkanlığımız da var. Babam da çok etobur bir insandır. O yüzden çocukluğumuz da çok yoğun et yiyerek geçti. 2 paket pirzola anca yeter yani. 3, 6, 7 var orada. 3 de bu 10. 2'şer tane pirzola yeriz. Biraz bonfile yeriz, biraz sen da köfte yeriz. Sen 2 pirzolayla doymaz. Onu geç. Zaten etin yanında bir tek salata var yani, o yüzden. Bir de patlıcan közeceğiz. Bir de patlıcan közeceğiz, başka bir şey yok. Et alışverişi yaparken dikkat ettikleri konular diğer kahramanlarımızınkinden biraz farklı. Et seçim kriterimde fiyat çok önemli bir barem değil, bir kriter değil. Yapacağım yemeğin niteliğine göre tabii ki et almayı, et seçmeyi tercih ediyorum. Ben ve ailem ızgara, et tüketmeyi seven insanlarız. Doğal olarak buna uygun etleri tercih ediyoruz. Ama etin kalitesi asıl olan benim için. Özben eti akşamki yemek planına göre hazırlatıyor. Bloğu beraber keselim çünkü kalın şey isteyeceğim senden. Öyle iyi. Biraz daha kalın varsa daha iyi. Etin doğru şekilde işlenmiş olması önemli benim açımdan. Bir antrikot aldığınız zaman kalın bir dilim kestirdiğinizde bu etin dövülmemesi ve buna göre işlem görmesi gerekiyor. Her kasapta bunlara ulaşabiliyor musunuz? Bunu pek zannetmiyorum. Ben yaşadığım bölgede şu an alışveriş yapmakta olduğum kasabı bulana kadar herhalde 7-8 tane iyi olarak tavsiye edilen kasaptan alışveriş yaptım. Kasap alışverişinden sonra evin terasında yemek hazırlıkları başlıyor. Zeynep salatayı hazırlıyor. Özben ise mangalla ilgileniyor. Peki paylaşım neden böyle? Neden mangalı hep erkek yapıyor? O daha güzel yapıyor. Bir de biraz meşakkatli bir iş. Ben biraz üşeniyor olabilirim. Peki mesela hiç mangal yaptın mı? Yok, yapmadım. Mangal hazır. Masada hazırlanıp etler piştikten sonra yemeğe geçiyorlar. Afiyet olsun. Halkın gerçekliği bu. Yani alan alıyor, eskiden alan daha az alabiliyor, alamayansa artık hiç alamıyor. Bu zaten 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 2008, yoksulluk sınırının 6542 ve asgari ücretin 2020 lira olduğu bir ülkede çıkabilecek normal tablo. Peki et tüketimi nasıl artıyor? Biz neden bu videoyu çektik? Aslında et, daha doğrusu ucuz et tüketimi ile ilgili tartışmanın fitilini Cumhurbaşkanı Erdoğan ateşledi. Erdoğan, halkın refah düzeyi arttığı için et tüketimi arttı dedi. Muhalefet, Cem Yılmaz'dan daha komiksiniz diye cevap verdi. Ancak Cumhurbaşkanı makro verilere göre konuşuyordu. 2018'de kişi başına düşen milli gelir 2007 rakamlarına gerilese de hala 1998'den yüksekti. Uluslararası veriler de Cumhurbaşkanı'nın söylediğini doğruluyordu. Ve bu veriler genel olarak konu ülkelerdeki refah seviyesinin artışı üzerinden belirleniyordu. Gelin şimdi o verilere bir bakalım. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO ile Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD istatistiklerine göre Türkiye'de son 20 yılda kişi başı et tüketimi büyükbaş, kümes hayvanları ve küçükbaştaki artış hesaplandığında toplamda neredeyse %100 arttı. Kırmızı ette ise bu artış 2016'dan 2018'e kişi başı tüketim rakamı düşse de 1998 ile karşılaştırıldığında %100'ü geçiyor. Peki bu istatistikler nereden çıkıyor? Thank you.
Doktor Ahmet Yücesan Et Bir Yönetim Kurulu Başkanı. Aynı zamanda veteriner hekim. Gerçekle veriler arasında tutarsızlık olduğunu söylüyor. %20, %30 gibi bir fark var. Bir ülkede mevcut hayvan varlığının %35 yıl içerisinde teslim hayvanlardır. 100 tane hayvan varsa her yıl bunun 35 tanesi kesime gider. Yani oradan et sanayine malzeme gider. Küçük başta ise bu rakam %55 civarındadır. Dünya Tarım Teşkilatı ya da OECD bu değerleri bizim mevcut canlı hayvan üzerinden alıp ete çeviriyor. Ama Türkiye'deki şu anda son yıllarda yapılan envanterler, yani yazılan envanterler, TÜİK rakamları çok da gerçeğe yansıtmıyor. Üreticilere zaman zaman ulaşılamıyor. Belli sebeplerden dolayı bu sayıda net olarak vermiyor ve genelde Türkiye'de her ne sebeple olsun yüksek rakamlar veriliyor, beyanlar veriliyor. Dolayısıyla mevcuttan biraz daha yüksek çıkarmış oluyor. Peki sadede gelelim. Et neden pahalı ve nasıl ucuzlar? Doktor Yücesan temelde et fiyatının yüksekliğini köylerde hayvancılığın bitmesine, meralar yerine suni yemle hayvan beslenmesine ve beslenen büyükbaş hayvanların cinsine bağlıyor. İthal et ve devletin düzenlemesi ise ancak yerli üreticiyi baltalar. Enflasyon kaygısıyla et fiyatını düşürmeye çalışmak uzun vadede işe yaramaz diyor. Ona göre hayvancılıkta ciddi bir planlama ve politika değişikliğine ihtiyaç var. Etin profesörü Asan da aynı görüşte. O biraz daha basit anlatıyor. Irklardan, cinslerden başlayıp sonradan besleme yöntemlerini ve sistemlerini değiştirmemiz gerekiyor. Ama en önemlisi bugün bize ne lazım? Et lazım. Biz ete yoğunlaşmamız lazım. Süt lazım mı? Hayır. Yapacak şey son derece basit. Simentali getireceğiz. Simentali odaklanacağız. Simentali Holsteinleri azaltacağız. Yavaş yavaş azaltacağız. Neden? Çünkü simental bir et ırkıdır. Günde 2 kilo kadar almaktadır. Holstein ne kadar alıyor? 1 kilo. Aynı yem ve aynı masraf ile, yani aynı giderle birinden 1 kilo alıyorsunuz, diğerinden 2 kilo alıyorsunuz. Bu demektir ki, demektir. Yani et ucuzlayacak. Yes. Yani bak %100 simental ırkını yerleştireceğiz. Olup bitecek. 3 yıl sonra dünyaya et satarız. İddia ediyorum. Yes, iddia ediyorum. Bu kadar basit bence. Asan basit dese de görünen o ki et fiyatlarının ucuzlaması, et tüketiminin gerçekten tüketime bağlı artması için hayvancılıkta baştan bir yapılanmaya ihtiyaç duyuluyor. Bunun için de hem devlete hem üreticiye büyük iş düşüyor.